Çanakkale Savaşı sırasında siperlerin gerisinde en çok ihtiyaç duyduğumuz ağrı kesici morfindi. Doktorlar ağrı kesici bulmakta zorlanıyordu ve bu yüzden bir nöbet tutuyorlardı. Ameliyathane olarak kullanılan çadırın önüne bir masa kurulmuştu. Sedye ile getirilen her yaralı önce o masaya konuluyordu. Masanın başında bir doktor, elinde enjektör, enjektörün içinde ağrı kesici. Doktor ilk muayeneyi yapıyordu ve yaşama olasılığı yüksek olan, ameliyat edilirse yaşayabilecek olan askere ağrı kesici yapıyordu. Oysa gelen her yaralının ağrı kesiciye ihtiyacı vardı. Fakat ağrı kesici çok, çok azdı. Herkese yapılamazdı. Masaya yaralı bir asker konuluyor, doktor muayene ediyor. Öyle çok zaman da yok. Sedeciler kuyrukta bekliyor. Bunu kaldırın. Asker bağıra, çağıra, ağlaya, inmeye gidiyordu. Hemen yeni bir yaralı konuyordu doktorun önüne. Bunu kaldırın, bunu kaldırın. Hah, bu ameliyat edilirse yaşar. Yaşam olasılığı yüksek bir yaralı bu. Kararını verip ona ağrı kesici yapıyordu. Her askerin ağrı kesiciye ihtiyacı var. Ama yok, ağrı kesici çok az. Yine bir yaralı konuyor doktorun önüne. Bunu kaldırın. Ve yaralı askerden bir ses. Baba, askerin yüzüne bakıyor doktor, oğlum, öz evladım, önünde perişan bir durumda. Herkes doktora bakıyor, doktorun elinde ağrı kesici. Doktor oğlunun yüzünü siliyor ve sedecilere sadece şunu söylüyor, bunu gölge bir yere kaldırın. Ve o doktor, görevini başka arkadaşına devrettiğinde yaralı askerlerin yanına koşuyor. Çoğu çoktan ölmüş. Oğlunu buluyor orada. Oğlu son nefesini vermiş. Doktor oğlunu kucaklıyor. Ona sarılıyor ve gözyaşları içinde diyor ki, beni affet oğlum, babanı bağışla. Onu sana yapamazdı. O senin hakkın değildi oğlum. O senin hakkın değildi. İşte bu topraklar hakkı olmadığı için bir tek ağrı kesiciyi bile oğlundan esirgeyen o güzel insanlar tarafından vatan yapılmıştır. Ve bizim Çanakkale Savaşı'nı kazandığımız o tarihi anlardan biri, Doktor Tarık Nusret'in hakkı olmadığı için o ağrı kesiciyi öz evladına yapmadığı an.